Yakın Doğu TV stüdyolarından hepinize merhaba. Bu hafta yeni bir psikoloji günlüğü programıyla sizlerleyiz. Bugünkü konuğumuz uzman psikolog Zühre Akmanlar ile yeme bozukluğunu konuşacağız. Zühre Hanım öncelikle hoş geldiniz diyerek başlamak isterim programımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. Yeme bozukluğu sanıyorum ki çağımızın en sıkıntılı sorunlarından biri. Evet. Belki yeme bozukluğu nedir diye başlarsak daha anlaşılır bir şekilde hı hı. E, devam etmiş oluruz. Tabii ki öncelikle ben teşekkür ederim. Yemi yeme bozukluğu çağımızın dediğiniz gibi en çok karşılaşılan hastalıklarından biridir. Yeme bozuklukları e, üç başlık altında toplayabiliriz bunları. E, anoreksiya nevrozu, eee bulimiya nevrozu ve son yıllarda sıkça artık yeni literatüre girmeye başlayan e, tıkınırcasına yeme bu üç başlık altında yeme bozukluklarını toplayabiliriz. Hı hı. E, psikiyatrik bir hastalık mıdır e, yeme bozukluğu yoksa psikolojik bir hastalık mıdır hı hı. fiziksel bir hastalık mıdır nasıl tanımlarsınız? Hı hı. E, genel anlamıyla yeme bozuklukları psikiyatrik kökenli hastalıklardırlar. E, psikolojik nedenleri altta yatmaktadır ve bu hastalıkların ne ilk baktığımızda fiziksel bir görüntüyle bizi ön plana çıkarmış olsa da altında yatan ruhsal sorunlardır. Hı hı. Ama bilmeyen bireyler ilk baktığımızda bunu tamamen kiloyla, görüntüyle algılayabilirler. Ancak uzman alanlardaki kişiler bunun bir yeme bozukluğuna olarak adlandırabilirler. Hı hı. Aslında çok da kolay değildir sanıyorum evet. ki e, ilk etapta yeme bozukluğu tanısı koymak bazen e, çok da kolay olmayabilir. Tabii ki karışabildiği başka hastalıklar da vardır Hı -hı. yeme bozukluklarının. Hı -hı. E, bu bahsettiklerinizi belki açarsak iyi olur. Örneğin anoreksiya nervoza'dan başlayabiliriz. Tabii. Eee anoreksiya e, ilk baktığımızda fark edebileceğimiz normal bireylerden daha zayıftır. Bu kişiler tamamen yemek yemeyi reddederler. Ee, yemek yemeden yaşamlarını sürdürmeye devam ederler, ee, kendilerini hiçbir zaman zayıf olarak kabul etmezler, yemek alımını tamamen kısıtlarlar, ee, sosyal yaşamlarını e, devam ettir ettirmekte güçlük çekerler çünkü yeterince besin almadıkları için gün içinde yorgunluk, halsizlik gibi belirtileri olur. Hı hı. Tabii ki em, en temel ihtiyaçlarından biri aslında hı hı. vücudumuzun yemek yeme evet. eğer o kısıtlanırsa muhakkak hı hı. ki fiziksel olarak da sıkıntılar ortaya evet. çıkar. Hı hı. Ama dediğiniz gibi em, diğer biler, bireylerden daha zayıf görünürler. Evet, en belirgin özellikleri odur, diğer hı hı. bireylerden daha zayıf görünmeleridir, sağlıklı değildir, hı hı. yaşamlarını tehdit edecek bir zayıflıktır. Hı hı. Bu hani Normal, görünen, güzel, hoş, zayıf dediğimiz değil. Hatta yaşamını tehlikeye bile sokabilecek boyuttaki zayıflıklardır. Hı hı. Ve sanıyorum e, öyle olmalarına rağmen Haleda kendilerini zayıf olarak da görmezler. Evet, kendilerini şişman olarak görürler. Hiçbir zaman yeterince zayıf olmadıklarını düşünürler. Hı hı. Çünkü amaç hep o, zayıf bir e, bedene sahip olmak. Onun için kendilerine özel davranışlar geliştirirler. Yeme davranışları geliştirirler. Çok hareket yaparlar ki bir şey yedilerse de onu yakabilsinler. Veya da hiç yeme yemek yemezler. Hmm. İki günde bir yemek yiyenler bile vardır evet. bu hastalıkta. Çok sağlıksız ama evet. tabii ki hı hı. E, o kişi tarafından baktığımızda da çok da kolay değildir. Zayıf olduğu hı hı. halde aynanın karşısında kendisini evet. kilolu olarak görebilmek evet. aslında ciddi bir sıkıntıdır. Evet. ve Bu kadar da aslında bedenine zarar verir. Yemek yemez, spor yapar hı hı. ama halde kendini kilolu görmesi gerçekten o kişi için de Kolay bir durum değil. Evet tabii ki dediğimiz gibi bunun altında başka e, ruhsal sorunlar yatmaktadır. Hani bir tek yutak yemek veya iştahsızlık Hı -hı. değildir. Çünkü normalde iştahsızlık değil iştahı reddetmedir. Hı -hı. Böyle bir duyumlarının güdümlerinin olmadığını iddia ederler. Hı -hı. Hı -hı. Ee, biraz girelim mi ee, bunun altında yatan nedenlere çok belirgin midir yoksa kişiye göre değişir Hı -hı. mi bunlar? Ee, şimdi tam bir nedeni bilin yani hem anoreksiya için hı hı. hem bulimiya için diğer bir e, yeme bozukluğu için bakacak olursak tam bir neden bilinmemekle birlikte genelde anoreksiya için verilen ergenlik dönemine giriş bulimiya için de verilen kritik yaş olarak 17 18 19'dur. Yani tam olarak bir neden söylenmese de önemli olan yaştır verilen. O ergenliğe giriş belki de bu ergenlikle baş edememe ve onun getirdiklerine gücünün hı -hı. yetmemesi yaşıyla birlikte hızlanan süreçte. E, ee, bulimyada da belki sosyal çevre, ona adaptasyon, 19-18 yaşları artık üniversite ortamların değişmesi, yeni yerler, yeni işlerden dolayı da belki bu sosyalleşmeden de bulimya olarak ortaya çıkabilir. Hı hı. Biraz e, bulimiya'ya değinelim o zaman. Hı hı. Bulimiya nervosa dediğimiz nedir? Bulimiya bulimiya nervosa da bir yeme bozukluğudur. Anoreksiya'dan farkı ilk baktığınız anda bir bedeni çok zayıf görmüyorsunuz. Orada da temel amaç bireyin e, her zaman kendini zayıf görmesi, amaç o zayıf bir birey olması, bedene sahip olmasıdır. Fakat genelde baktığınız ya bulimik vakalar ya normal kilolarında ya da normalden biraz daha şişmandır. Ömürleri boyunca hiçbir zaman o Anoreksiye kadar zayıf olamazlar. Ee, burada nedir? Tıkınırcasına yemek yeme, ataklar geçirme, yemek yeme ve yedikten sonra kusmadır. En belirgin özellikleri <laughs> budur. Dediğim gibi dışarıdan baktığımızda belki beden olarak bir farklılık göremeyik ama bununla da daha çok e, normal sosyal hayatta daha çok farklılıklar görürsünüz. Fark edebilmek için bulamayın insanları. Genel